akşamlar. Bugün 4 Mayıs 2011 Çarşamba. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, seçim dönemlerinde partilerin dağıttığı tartışma yaratan gıda yardımları konusunda Türk siyaseti sonunda kendine has bir çözüm üretti. Seçmen gururludur, makarnaya oyunu satmaz noktasından alın paketi ama sandıkta da vurun tokadı noktasına gelindi. Hayırlısıyla yiyoruz. Pardon, izliyoruz efendim. Şefçim, bakar mısın? Buyurun efendim, buyurun. Siparişinizi alabilirim. Ne var şefim yemeklerden? Çorbalardan ezogelin, mercimek, köfte, kıymalı patates, etli dolma, makarna, pilav, nohut, mercimek, çoban salata, mevsim salata, tatlılardan tulumba, aşure ve kabak tatlısı. He, bana bir mercimek, arkasından etli dolma, makarna, çoban salata, sonra da tulumba. Peki siz efendim? Bana da mercimek, çorba, sonra köfte, pilav, cacık var mı? Var var. Bir de cacık o zaman, tatlı olarak da kabak tatlısı. Bana ezogelin, köfte, makarna, salata, aşure, cacık ve patates. Ay yavrum, sen onların hepsini yiyemezsin ki. Siz ona ezogelin, köfte, çorba, salata, bir de aşure getirin. Tabii efendim, hemen getiriyorum. Oh, vallahi iyi doyduk hanım ha. Şefçim, bakar mısın? Buyurun efendim. Canım benim, hesap pusulasını alabilir miyiz? Hesap pusulanız zaten hazır beyefendi, buyurun. Mührü de şöyle takdim edeyim. Bakayım. Yalnız etli dolma burada kaçıncı sırada, göremiyorum. Efendim, etli dolma bakın işte tam şurada. Bakın burada. Tamam. Ben oyumu etli dolmaya veriyorum Gülfidan. Ya ben de köfteyle kabak tatlısı arasında kararsız kaldım Burhanettin. Hangisine versem acaba? Ya ver işte birine ya. Geçen seçimde sen köfteye vermiştin. İstersen bu seçimde bir değişiklik yap, kabak tatlısına ver. Evet. Kabak tatlısı nerede? Bakın efendim, hemen orada. Zaten amblemi de kabak yani. Makarna ile kıymalı patatesin arasında. O zaman hadi hayırlı uğurlu olsun. Ben de oyumu köfteye vereceğim anne. Ya oğlum, senin yaşın tutuyor mu ki? Sen bir 18 ol da sonra verirsin. Ya İşler ne kadar değişti değil mi? Eskiden tuttuğumuz partiye göre oy verirdik. Artık dağıtılan gıda yardımına göre oy veriyoruz. Etli dolma ama hakikaten güzeldi bu seçimde. Yani ben çok beğendim. Kesin iktidar etli dolma hanım, etli dolma. Hadi herkese afiyet olsun. Sağ ol canım benim. Bay bay. Sayın seyirciler, Romanya'da bir televizyon kanalında yaptığı Ay yürüyüşü dansıyla olay yaratan milletvekilinin dans etmesi, kendilerini utandırdığını söyleyen parti tarafından yasaklandı. Aslında bir dans gösterisi, seçim kampanyasında farklılık yaratmak isteyen vekil adaylarımız için hiç de fena bir fikir değil. İzliyoruz efendim. Sevgili vatandaşlar, şimdi de karşınızda en bağımsız, en farklı ve de en çılgın milletvekili adayı Paydar Topatan. Bak, nasıl geri gidiyorum? Benden başka hangi aday yapabiliyor bu hareketi ha? Hangi aday yapabiliyor? Hareketlere bak, hareketlere. Baba. Ne yapıyor lan bu? Yazık ya, partisi aday göstermeyince kafayı yedi herhalde. Lan, oha oğlum, oha lan. Yaptığı hareketi gördünüz mü herifin? Vay terbiyesiz vay! Vay terbiyesiz vay! Allah! Ne oluyor lan? Ulan Şakir, yaktın ulan beni. Mitinge dansla çık, Süper Lig'i toplarsın dedin. Şimdi kafamıza domates yağıyor. Efendim, galiba Michael Jackson dansı tutmadı. Acaba bir de misket mi denesek ha? Ay senin Allah cezanı vermesin ya. Vekil adayı mıyız, köçek mi belli değil. Battı balık yan gider. Gir bari müziği, gir hadi. Gidim. Hadi bakalım. Allah! Oh! Yandan! Oh! Aha bak oğlum, hala devam ediyor ya. Lan yürü git bundan. Utanmaz adamsın sen, yürü git lan. Ne oluyor lan? Yok. Bu da tutmadı. Kaçalım. Evet, sanırım bu da tutmadı. Kaçmadan önce biraz da zeybek mi oynasak acaba efendim? Lan yürü git lan. Sen yüzünden mahvolduk. Yürü lan. Sayın seyirciler, işitme engelliler için haber bültenlerini bilirsiniz. Peki, anlama engelliler için seçim bülteninden haberiniz var mıydı? Yok mu? İşte karşınızda mucit bir vatandaşımızın bulduğu o pek faydalı cihaz. Hep beraber izliyoruz efendim.
Evet sayın seyirciler, biraz sonra tarihin en büyük buluşlarından birine tanıklık edeceksiniz. Olay gayet basit. Önce bir politikacı alırsınız. Şekilde görüldüğü gibi. Öyle özellikli bir şey olmasına da gerek yok. Yani herhangi bir partiden herhangi bir aday almanız yeterli. Nasıl olsa hepsi standart model. Şimdi politikacımızı aletimize güzelce bağlıyoruz ve deneyimize geçebiliriz. Buyurun sayın aday. Bu seçimde neden sizi seçelim? Beni seçin çünkü ben gencim, yeniyim, taze kanım. Diğerlerinden çok farklıyım. Şimdi düğmemize basalım bakalım ne demiş aslan. Beni seçin beni. Çünkü ben daha yeniyim ya. Öbürküler yedi doydu. Ben daha hiç yemedim. Biraz da ben yiyeyim. Ne var yani canım? Devletin malı deniz, yemeyen. Ben bütün toplumu kucaklıyorum. Sağcısı, solcusu, ilerisi, gericisi hepsi benim vatandaşım. Bana oy verin de hangi görüşten olursanız olun. Hiç fark etmez yani. Vekil olduktan sonra bana ne canım? Siz yeter ki oyunuzu bana verin, bana. İşsizlere iş, evsizlere ev, parasızlara para bulacağım. Namusumdur da. Haa tabi tabi. Bulacağım. Olacağım, göreceksiniz siz. Gördüğünüz gibi siyasetçi yalanlarına artık son. Artık kimse sizi kandıramayacak. Bir dakika, bir dakika sayın mucit vatandaş. Siz şimdi bana yalancı mı diyorsunuz? Sizi kınıyorum, sizi esefle kınıyorum ya. Lan mucit, bana bak. Senin gelmişini ne konuşup duruyorsun lan sen orada? He? Senin var ya. Biraz sesini kısalım bari. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.